Sevgili izleyiciler, hava çok güzel. Beykoz güncel haber olarak çok önemli bir sorumuz var. Beykoz'da acaba neler eksik? Şimdi dilerseniz hep beraber burada yaşayan vatandaşlarımıza soruyu yöneltelim. Buyurun efendim. Beykoz güncel için röportajlarımız devam ediyor. Bir amcamız yanımızda. Evet. Kaç yıldır buradasınız? 50 senedir buradayım. Beykoz'un öncelikli sorunları sizce nelerdir efendim? Öncelikli sorunları imar. Başka bir sorunu. Bir de kaldırımlarımız yok. Yani Çubuklu olarak soruyorum ben. Çubuklu olarak soruyorum. Çubuklu en geri kalmış Beykoz'da bir yer. Semt. Yani Beykoz'un sorunları bunlar. Ulaşımda biraz metronun gelmesini tasvip ediyoruz buraya. Beykoz'a. Ulaşımda biraz zorluk çekiyoruz. Bunlar başka bir sorunumuz, yani başka da bir sorunumuz yok yani bizim. 50 senedir buradayım. Sorunumuz olarak imar. Peki, çok teşekkür başka ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Devam ediyoruz. Evet, sorulara da devam ediyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Beykoz'un eksikleri nelerdir? Hasan Bey ile birlikteyiz. Beykoz'un eksikleri. Beykoz'da ben eksik göremiyorum. Belediyemiz çalışıyor. Evet. Memnunsunuz belediyeden? Memnunum. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Beykoz güncel röportajlarımız devam ediyor. Bir beyefendiyle birlikteyiz. 2019 yerel seçimleri yaklaşıyor. Evet. Sizce Beykoz'un öncelikli sorunları nelerdir? Vallahi ben 80-90 senelik Beykoz'un. Beykoz'un en büyük şeyi imar. Başka hiçbir sorunu yok. Tek sorunu imar. Yani. İmar sorunu derken biraz açabilir miyiz? İmar sorunu derken biz evimize hiçbir tadilat var, hiçbir şey yapamıyoruz. Yani tapul yerimiz var bizim. Yani yıllardır bizim tek sorunumuz o yani Beykoz'da. Hep böyle işte tapu verildi, o verildi, bu verildi ama hiç icraat yok. İmar olmayan yere tapu verirse ne olur kardeşim ya? Yani yıllardır biz Beykoz halkı kandırıldı yani. Ben AK Parti'ye verdim. 15-16 senedir bundan sonra yani elim kırılsa vermem. Hiçbir icraat göremedim. Yani biz yıllardır işte size tapu verdik, tapu verdik. Kardeşim, imar olmayan yere tapu verirse ne olur ya? Siz kimi kandırıyorsunuz yani? Ayıp yapılan ya, çok ayıp. Ya Beykoz'un başka hiçbir sorunu yok. Beykoz yeşil alanlı olan bir yer. Yani ben evimin çatısını daha yapamıyorum. Ama yeri geldiği zaman 300 yıllık Çubuklu suyuna imar açıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Ya ben 80-90 yıllık buralıyım yani. Burada öyle adam kayırma oluyor ki ayıp bir şey yani. Yazık. Yani Beykoz'lu olarak gerçekten çok dertliyim yani. Çok dertliyim. Efendim merhabalar. Merhaba. Beykoz güncel haber olarak şunu soruyoruz. Evet. Beykoz'da size göre neler eksik, neler yapılmalı? Vallahi zaten her şeyi yaptılar. Beton yaptılar her tarafı. Oldu bitti. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, yine bir abimizle karşılıklı yan yana geldik ve sorumuzu soruyoruz. Sizce Beykoz'da neler eksik, neler yapılmalı? Beykoz'da bir AVM gibi bir şeyimiz yok ki, sosyal faaliyetimiz yok. Hiçbir şey olmuyor. Bir tane bir beton yapılıyor, o kadar. Başka bir şey yapılmıyor. Bir tane bir oturacak, bir dinlenecek bir parkımız, bir alanımız yok. Böyle bir Beykoz'dayız biz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim. Efendim Beykoz sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Çok değerli bir vatandaşımızla birlikteyiz. Beykoz güncel haber olarak size şunu soruyoruz. Sizce Beykoz'da neler eksik, neler yapılmalı? Çok basit. En basiti ulaşım. Buradan en uzak gelen yerden birisi metro ile veya metrobüsle buraya gelemiyor. Doğru mu? Sadece otobüsle gelebiliyor. Nerede bizim metromuz? Ümraniye'de 10 seneden beri daha evvelde olmayan yerde alışveriş merkezi ve metro var, yoktu. Daha sonradan yapıldı. Hani bizim metromuz nerede? Hani bizim alışveriş merkezimiz nerede? Yapılan büstleri boş verin. 3 tane fabrika vardı çalışan. Hepsi kapatıldı. Bu kadar işsiz insanlar var. En basiti gençlerin hepsi bonsai içerisindeler. Ne yapıyorlar? Çalışma yeri mi yaptılar? Yok. Belediye olarak sadece belediye sarayını yaptılar. Başka bir şey yok. Var mı bunun başkası? Söyleyecek bir söz yok. Her gelen ben kendime yer edeyim, kendimi mekanlı edeyim, başka bir şey yok. Hepsi aynısını yaptı. Göstermelik şeyler yaptılar. Bir tanesi kalkıp da buraya bir iş yeri kurdu mu? Bir insanlar istihdam kuracak bir şeyler yaptı mı? Yok. Ben doğma büyüme Beykozluyum.
Ben bir tane görmedim şurada yapılan bir tane bir işlem görmedim. Çok basit ya, en basitini söylüyorum. Buradan en uzak yere Kadıköy veya Üsküdar diyelim. Metro ile gidebiliyor muyuz? Efendim, değerli bir ablamızla birlikteyiz. Beykoz güncel haber olarak şunu soruyoruz. Beykoz'un sorunları nelerdir? Neler yapılmalı? Beykoz'un sorunları o kadar çok ki şimdi aklıma hiçbirisi gelmiyor. Ne diyeyim şimdi? İmar şeyi, yol, hele benim evimiz zaten kenara uçtu gidiyor. Haber ediyoruz. Geldi, kaç kere söyledik, baktılar. Her şeyler, resimleri çekildi. Evim yol kenarı, arabalar uçtu, insanlar düşecek. Gelip yapacağız diyorlar mesela. Bak yapmıyorlar. Çok ihmalsizlikler oluyor. Olmuyor değil. Çok hem de. Beykoz'da da yani her şey ya. Ne diyeyim ki? Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bir ağabeyimizle, amcamızla birlikteyiz. Beykoz güncel haber soruyor. Sizce Beykoz'un sorunları nelerdir? Neler yapılmalı? Beykoz'un sorunları yol önemli. Yolun genişlemesi, halkın rahat etmesi, bir otopark yapılması. Şu anda o sıkıntı çok. Burada çok sıkıntıdayız. Yol hususunda çok müthiş sıkıntıdayız. Bir, ikinci bir sorun. Vatandaş geliyor, çekiyor dükkanın önüne. Adam yapma dediğin zaman babanın malı değil diyor. Kavga ediyor bizden. Yani zor durumlar, sıkıntı yok bunlar. Başka sıkıntı yok. Herkes çalışıp yiyecek. Sonra işsizlik de had safhada. Evet. Beykoz'da işsizlik de had safhada. Allah sonumuzu hayırlı der. İyi düşünüyoruz başka. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Devam ediyoruz efendim. İnşallah iyi olur. İnşallah. Evet efendim, yine bir vatandaşımızla birlikteyiz. Beykoz güncel haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir? Neler yapılmalı? Beykoz'da hiçbir hayat yok. Beykoz'u bitirdiler. Beykoz'da insanlarımız birbirini tanımıyor artık. Beykoz'da hiçbir şey yapılmasın. Yani Beykoz komple tarihten silsinler daha iyi bizim için. Çünkü Beykoz'u bitirdiler. Çünkü her vatandaşımız birbirine artık yani iyi gözle bakmıyor. Herkes birbirine kötü gözle bakıyor. Herkes birbirinin kalbini kırıyor. Bu şekilde yaşanmaz mı Beykoz'da? Beykoz'da neler yapılmalı? Beykoz'da her şey yapılmalı. Önleyim hastanemiz. Her gün kavga çıkıyor, dövüş çıkıyor. Polislerimiz. Herkes ya birbiriyle düşman yaşıyor Beykoz'da. Dost yaşayan bir tane insan ol çıksın karşıma. Ben dost yaşıyorum desin, elini öperim ben o insanı. Ama bizim Beykoz'umuzun her şeyi değişmesi lazım. Mesela? Mesela nasıl? İnsanların hepsi değişmesi lazım. Ben insanlardan şikayetçiyim şahsen kendi adıma. Ben insanların hepsinden şikayetçiyim. Ben cebimde param olsa İstanbul'u terk eder giderim. Vallahi terk eder giderim. Arkama bile bakmam. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Efendim, kendimizi bir berber dükkanına attık ve yanımızda çok değerli bir kardeşimiz var. Sağ olsun bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Sorumuz şu, Beykoz Güncel Haberi soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Ya Beykoz'un baktığın zaman birçok sorunu var. Hani ilk etapta bir 2B sorunu var, bir imar sorunu var. Hani ben kendimle ilgili yani esnaf olarak söylediği baktığım zaman hani daha çok işle ilgili sorunlarımız var. Piyasa kötü, piyasa ile ilgili sorunu var. Ha belediyenin bunları yapacak olduğu bir şey var mı? Bunlarla ilgili yok ama belediyenin kendini yaptığı hani kendine düşen göre şeyleri yapmaya kalktığı zaman baktığımızda hani çok büyük sorunları var. Ben bir köyde oturdum. Bir 2B şeysiyim ben. Mağduruyum. Hani mağdur demeyelim aslında. Ben 2B'mi aynen. 2B başa bela diyebiliriz yani bunda bugün. 2B'yi aldınız. İmarı herhalde sorun. İmar abi, imar. Hani bu zamana kadar verilecekti. Hala imar verecek. Seçim geldi. Her seçimde aynı şey mi? Aynı muhabbet yani. Sadece bu imarı veyahut da bu tapuyu niçin sadece oya odaklı yapıyorlar? Ben onu anlamadım yani. Önce bunu halletmeleri lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. İyi yani. Çalışmalar. Size de. Devam ediyoruz efendim. Efendim, Beykoz Güncel Haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir? Beykoz'a neler yapılmalı? Beykoz'un başta imar sorunu var. Kentsel dönüşüm projeleri bir an önce hayata geçirilmeli. Gördüğünüz gibi trafik sorunu da var. Bir an önce bu trafik sorununa da bir çözüm bulunmalı. Metro mu gelir, metrobüs mü gelir? Artık ne bileyim yani, Beykoz böyle kaderine terk edilmiş gibi geliyor. Yıllarca böyle. Ben 50 senedir burada yaşıyorum. 50 senedir ha görüyoruz, yapılan hizmetleri görüyoruz. Tüm partiler aşağı yukarı
elinden geleni yaptık ettik diyorlar ama hep göstermelik kalıyor yani. Halka dönük, millete dönük, milletin refah ve rahatına kavuşma babından yani böyle bir şey yok. Buradan atıyorum bir Ümraniye'ye gideceksin, tam 2 saat. Üsküdar'a gideceksin, ha yolun durumunu görüyorsun. 5 dakikalık yol. Gece gidiyorum mesela Üsküdar'a, 12-1 gibi, yol boş. 7 dakikada, 6 dakikada Üsküdar'dasın. 6 dakikalık yolu 1,5 saatte gidiyorsun kardeşim. Ümraniye'ye gidelim beraber. 2 saatten, şu anda 2 saatten önce gidemez. Bunun inkarı yok. Her yere yapılıyor ama Beykoz'da ben gördüğüm kadarıyla al kentsel dönüşüm bekliyoruz. İmar planı işte nedir o, yeni bir yasa da çıktı. Şimdi affet buyurun, heyecandan pek de aklıma gelmiyor yani. İlk defa böyle bir röportaj yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bir hanımefendiyle birlikteyiz Beykoz sokaklarında. Beykoz Güncel Haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Valla Beykoz'un bir kere alt yapısı, kaldırımları olsun, insanları olsun. Yani hele Beykoz Belediyesi hiç ne yeri düzgün iş yapıyor. Ha gidiyorsun sallıyor, başka zamana iş veriyor. Hani kimse işini düzgün yapmıyor ki Beykoz Belediyesi yapsın. Beykoz Belediyesi denen bir şey yok. Tamamen yok. Ben şu anda Beykoz Belediyesi'nden geliyorum. Geçen seneden, geçen yazdan beri yapacak işimi bir türlü yapamıyorum. Hastam var, bir türlü bir iş yapamıyorum. Hani insanlarıyla ilgilenmiyorlar ki Beykoz'un sorunu bitsin. Kesinlikle bitmiyor. Neler yapılmalı? Yani Beykoz'da ilk önce, yani Beykoz'un kendi sistemi değişmeli. Beykoz Belediyesi kendi sistemini değiştirmeli, çalışanlarını değiştirmeli. Ne bileyim, seçimden seçime gelip soruyorlar. Sonra oraya biz gittiğimizde randevuyla gitmek zorunda kalıyoruz. Randevuyla diye bırak, hani bir şekilde hiç kimsenin yüzüne bakılmıyor. Hiçbir şekilde Beykoz'un bir şeyi yok ki. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Devam ediyoruz efendim röportajlarımıza. Evet sevgili izleyiciler, yine röportajdayız ve bir esnafımızın kapısındayız. Beykoz Güncel Haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Beykoz'un öncelikli sorunlarından bir tanesi ciddi anlamda ekonomik bir sıkıntı içerisindedir Beykoz halkı ve Beykoz ilçesi. Yerel yönetimler yaklaşırken bunları sormanızdaki amaç sadece ekonomiksel midir yoksa tamamıyla mahalli sorunlar mı? Genel anlamda sorunlar nelerdir? Yani Beykoz'un sorunları, bu genel ekonomik de olabilir, genel de olabilir. Beykoz'un ciddi anlamdaki söylemiş olduğum gibi ekonomik sıkıntıları vardır. Bunların giderilmesi için Beykoz'da Beykoz'un eski insanların yapmış oldukları gibi camcılık, dericilik, atölyeleri tekrar faaliyete geçirmelidir. Bir de yerel olarak sorarsanız ekonomik anlam sıkıntısı içerisinde Beykoz'un ciddi anlamda bir imar sorunu vardır. Öngörünüm Boğaz içi imarın öngörünüm sorunlarının tamamen halledilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi en ciddi sorunları Beykoz halkının ciddi anlamdaki sıkıntıları ekonomikseldir. Bunun derhal çözülmesi lazım büyüklerimiz tarafından. Peki, çok teşekkür ederim. Bunu böyle düşünüyorum. Beykoz'un yapılması gereken öncelikli şeyi bence budur. Çok teşekkür ediyoruz. Bence derhal giderilmelidir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, yine sokaklarda, caddelerdeyiz ve bir beyefendiyle aynı soruyu soracağız, muhatap olacağız. Efendim sizce Beykoz'un sorunları nelerdir ve Beykoz için neler yapılmalı? Beykoz için önce hiçbir yatırım yapılmadı. Yani şey olarak. Hep aynı yani. En az yeni bir değişim olması lazım. Hiçbir gelişme yok. Aynı. Görüyorsunuz. Ne kadar süredir buradasınız? 10 senedir. 10 senedir. Hep aynı yani. Evet. Efendim yine bir vatandaşımızla birlikteyiz. Beykoz Güncel Haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? İmar. Yani Beykoz'un sorunu imar. Şu an herkesin verilen tapular yani şey değil, sağlıklı değil. Bu kadar. Benim en sorun bu. Peki. Büyük sorun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Efendim bir size de soracağım. Bir esnaf kardeşlerimizle birlikteyiz ve Beykoz Güncel Haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir? Neler yapılmalı? Ya Beykoz'da eskiden fabrikalarımız vardı bizim. Bir hareketlilik vardı. Şey vardı yani. Şu an o hareketlilik yok. Yani bir boşluk var Beykoz'da. Gençler işsiz. Ben de gencim ama işim var Allah'a şükür de.
Çoğu gençlik işsiz yani. Çalışan da zaten maaşını alamıyor. Kriz var ülkede. Böyle bir sıkıntı var. Peki, çok genel bir sıkıntı yani. Beykoz'la ilgili değil, genel bir sıkıntı yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Beykoz güncel haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Öncelikle imar sorunu bir kere başlı başına bir sorun Beykoz'da. Ondan sonra şu trafiğe bakın. Şuradaki bak, otobüsler, minibüsler hiçbir vasıta geçemiyor. Yani bu trafik kurallarına, yani bir otopark yok. Doğru dürüst. Yani insanlar yollara çekerek gidiyor, hastaneye gidemiyor. Ne yapacak bu insanlar? Sorun burada en büyük sorun. İşsizlik sorunu başlı başına bir sorun. Hiç kimse yani bunda şey yapamaz. Burada 4 tane fabrikada hepsini kapattılar. Kimisinin yani bizim hatalarımız da var. Doğru dürüst çalışmadık işleri. Bazı konuları devlete verdik arkamızda. Şey yaptık. Bunlar başlı başına sorunlar yani Beykoz'da benim görüşüm. Sağlık konusunda gayet güzel. 2 tane hastanemiz var. O konuda yani devletimize teşekkür ediyorum. Yani başlıca sorunu işsizlikte bu imar sorunu. Yani insanlar çoluğuna çocuğuna bir ev yapamıyor. Yani bir şey yapamıyor. Yani bunları bir düzeni geçmiyor. Bir de şu trafik sorunu. Başlı başına bir sorun yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bir masaya konuk olduk. Burada saygıdeğer hanımefendiler var. Onlara soruyoruz. Beykoz'un sizce sorunları nelerdir ve neler yapılmalı? Beykoz'da çocuklara yönelik bence bir park gerekli. Ondan sonra ulaşım kolaylaştırılmalı daha fazla ve iş alanı özellikle. Başka bir sorun yok bence. Beykoz yaşanacak bir yer, çok güzel. Doğma büyüme zaten buralıyız. Herhangi bir şey yok bence. Yine çok değerli bir abimizle birlikteyiz ve Beykoz güncel haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Neler yapılmalı? Önce bir kere Çiğdem İlkokulu'ndan başlayalım. 2 sene oldu yıkılalı. Yani kapatıldı. 1 senede yıkılalı oluyor. Halen çocuklar Paşabahçe'de çift eğitimli donanımlı görüyorlar. Benim torunum da okuyor bu arada. Akşam 7'de okuldan çıkıyor. Yani 9 yaşındaki bir çocuğun 7'de okuldan çıkmasını düşünün. Bizde sabahçı var mesela. O da ortaokula gidiyor. O da sabahleyin 8'de okula gelmek zorunda. Bunun yanında tabii belediye kaldırımlar yapıyor sürekli ama boşu yapıyorlar. Yani şu an için başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani bakımsız diyeyim yani. Evet. Ben 60 senedir burada oturuyorum. 60 senedeki önceki fotoğraflar telefonum da var. Arıyorum yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, genç bir kardeşimizle birlikteyiz ve Beykoz güncel haber olarak soruyoruz. Diyoruz ki Beykoz'un sorunları nelerdir, neler yapılmalı? Mesela sen ne görüyorsun? Abi Beykoz'un sorunu olarak şey görüyorum. Yani nasıl diyeyim? Trafik olarak arabalar birbirlerine giriyorlar. Hani biraz daha fazla ışıklar koysaydılar daha iyi olabilirdi. Yani ışık olarak trafik ışığı. Yani sürekli arabalar çünkü birbirine giriyor. Bir de fabrikalar yüzünden hava kirleniyor Beykoz'da. Bu sorun çok var. Olmamasını mı istiyorsun? Evet, olmasın. Sen olmasın diyorsun. Evet, olmasın. Peki. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Efendim. Efendim Paşabahçe taksi durağındayız ve beyefendi yanımızda, amcamız yanımda. İkisine de soracağız. Beykoz güncel haber soruyor. Beykoz'un sorunları nelerdir ve neler yapılmalı? Beykoz'un birinci sorunu işsizlik. Gençliğine iş istihdamı yok. Bir fabrika yok. Beykoz'da 3 kişinin üstünde çalışabilecek bir iş yeri yok. İlk başta bu. Gençlere bir iş sahasının açılması. İkincisi Beykoz Spor Kulübü'ne bir top sahamız yok. Başkanımız zamanında sözünü vermişti ama şu anda inşaatı yarım yamalak ilerliyor. Bir top sahasını Beykoz Spor Kulübü'ne daha henüz yapamadık bir belediye olarak. Üçüncüsü imar sorunu Beykoz'un. Yıllardan beri gelen bir imar sorunumuz var. İnşallah bu dönemde de çözülecek. Yetkililerden bunu istiyoruz. Peki. Hemen bir tecrübenin yanına geçiyoruz. Ve size de aynı soruyu soruyoruz. Sorunlarınız neler, neler yapılmasını istiyorsunuz? Oğlum anlattı zaten size. Ben en son olarak onun haricinde aşağı yukarı 1-2 aydır sokaklarımızda çöpçü göremiyorum. Çöp, sokaklar temizlenmiyor. Bir de çöpçü geldiği zaman çöpü de ondan alıyor ya mesela. Aldığı yere bırakmıyor, yolu kıyına bırakıyor, rüzgarla devirip 200 metre aşağı, 100 metre aşağı inip artık orada kaybolsa kayboluyor. Kaybolmasa bir gören vatandaş getiriyor yukarılara yerine bırakıyor. Hani bunun bir şeyini şey yapalım. Bir başka şeyimiz daha var, sıkıntımız.
şuraya yağmurlu havalarda vatandaşa biz hizmet veriyoruz burada. Şemsiye bak, şu caminin önünde var bakın. Onun gibi bir şemsiye ettik, bir sürü muvaffak olamadık almaya. Öyle bir şeyler istiyoruz yani. Büyükşehir Belediyesi'nden sözünü aldık. İnşallah bu dönemde yapacak. İnşallah. Büyükşehir Belediyesi sözünü verdi onu. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada amme hizmet ederim. Vatandaş için çalışıyoruz. Yani bir an önce bunların giderilmesini arzu ediyorum. Başka bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yapın. Afiyet olsun bu arada. Allah'a emanet olun. Buyurun. İyi. Efendim, saygıdeğer bir hanımefendiyle birlikteyiz ve Beykoz güncel haber olarak soruyoruz. Beykoz'un sorunları nelerdir? Neler yapılmasını istiyorsunuz? Beykoz'un trafik sorunumuz var. Altyapı sorunumuz var. Pazarın trafiği engellediği sorunumuz var. Bunların haricinde birçok, yani hiç gelişmeyen bir yer Beykoz. Ne istersiniz? Ne olsun istersiniz? Tabii ki de, yani bunların altyapısının yapılmasını istiyoruz. Trafiğin düzenlenmesini istiyoruz. Bir de pazar yerinin başka bir yere alınmasını istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.